Voleyde yepyeni bir programla karşınızdayız. Pepsi'nin sunduğu Acayip Şova hoş geldiniz. <laughs> İlk bölümümüzün konuğu çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir yaşayan efsane. Ye ye yeni bir program edeyiz. dedin abi. Yeni program benle mi oluyor? Abi hocam problem. sizden daha efsane kim? Ya estağfurullah, Estağfurullah. Yok yok, hayırlı olsun, <laughs> hayırlı olsun. Vallahi <bu gülüyor> program. Çok teşekkür Seyirci ederim. Seyirci severim. Seyirciyi severim. Evet. Zaten sevdiğimiz arkadaşlar, seyircilerimiz de ya, <laughs> seyirciyi severiz abi. Fark ediyor değil mi hocam çok seyircisi? Çok fark eder. Çok. Ben stat bakardım. Bu durulay'dan bakardım böyle stat oldu mu diye. Sporcu da öyledir, sanatçı da öyledir. O sahneyi ve şeyi sever, seyirciyi çok sever. Ee, biz de arkadaşlar. Çünkü onlar da... için yapılır programlar. Oynanan futbol taraftarladır, seyirciyedir yapılan sanat. Öyle evet, sevdiğim diye. bir lafınız gerçekten <laughs> çok, ama çok doğru hocam. Şeysiz, e, seyircisiz konser olur mu? Tabii tabii. Olmaz. Maçı ne yapacağız seyircisiz? Ne hale geldi futbol seyirciler yasaklandı işte pandemi dönem seyrettik gördük. Hocam ee, yaşayan bir efsane diye açtım. Ya bölümü. ne yaşayan efsane? Allah aşkına. Öyle ya. hocam. Metin Ali Feyyaz hala herkes kime sorsanız bilir. Hala dizilerde, senaryolarda, şeylerde görüyoruz bunu. O karakterler Teşekkürler. kullanılıyor. Teşekkürler. Metin Ali Feyyaz deyince sizin aklınıza ne geliyor ilk? Beşiktaş. İlk böyle bir kare Beşiktaş. 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 Tabii yani siz bu üçümüz gelip bir yerde bir mahallede toplansaydık veya bir evde toplansaydık veya beraber üçümüz tatile istedik bir şey olmayacaktı. Üçümüz böyle Beşiktaş forması giydiğimiz için bu hikaye başladı. Hakikaten o formada res bütün hikayesi için. O içindeki Metin Efe o formada. Yıllar içinde birçok isimler girdi çıkardı o formayı giydi çıkardı. Biz tabii bir bakıma da şanslıydık bu anlamda. Beşiktaş'ın başarılı bir önünde de bu forma giydiğimiz için. O isimler biraz e, yıllar geçse de ötesine geçebildi isim olarak. Biz e, Çok keyif aldık yaşarken de. Şimdi daha hala bu izlerini, keyfini işte o beşak Beşiktaşlılığı, Beşiktaşlı ve camia adamı olmanın nasıl bir e, geri dönüşü olduğunu ben 60 yaşına yaklaştım neredeyse. 59 yaşındayım. Her dakika karşılaşabiliyorum. Hiç, bu çok güzel bir şey. Hocam hiç göstermiyorsunuz. İşte bunu söylemeyen şey. <laughs> çok önemli. <laughs> çok çok önemli. <laughs> Peki hocam, yani ama çok pahalı oyuncular da geldi ondan sonra, çok başka şampiyonluklar da geldi. Tabii. Ama ikonik üçlü dediğimizde Beşiktaş'ta Metin Ali Feyyaz. Nedir sizin farkınız diğerlerinden? Ya bir bu işin esasında ben o zamanlar şöyle sözlemiştim. Böyle bir şey vardı ya tezvar, işte. 1-2-3 gol atmasıyla başlayan bir tezvar şekli vardı. Esasında orası koskoca bir takımdı. Sözler belki bizdik. Metrali Feyyaz'da ama hep öyle derim. Beste çok geniş bir kadroydu. Burada da forvet oynamanızın avantajı vardır. Yani futbolun bir üstü gol. Gole yakın üçlünün esasında oradaki isminin anılmasıdır bence. O anlamda şanslıydık. Mevki şansı diyelim ona. Mevki, mevki şansı diyelim. O kadro hakikaten koskocaman bir kadroydu. Zekiler, şifolar, sergiler, binlerce ama işte önde oynamanın avantajı, <laughs> Can Bartun dediği gibi, Can Abin dediği gibi önde <laughs> oynamanın avantajı şarkı sözü olmanı sağlıyor. Ben en önemli etken bu bence. E, şimdi çok ciddi bir popülerlik kazandırdı tabii ki o dönem size. Tabii. Yani, yani magazin programlarında da Metin Tekin var, spor sayfasında da Metin Tekin var, manşette de Metin Tekin var. Öyle bir dönem e, yaşadınız ama hiç tanımadığın, tanımayarak başlıyorsunuz sonuçta bu bir aşama aşama. Tabii, Şu tabii taksi canım. canlısını bir anlatırsınız <laughs> <hazırlıyorum gülüyor> tabii, tabii, Ya şeyde de işte ben 18 yaşında geldim. Kocaeli'nden İzmit'ten. E, Anadolu şehridir İzmit. işte. Marmara'dır. İstanbul'da çok yakın. Ama Anadolu'da küçük bir şehirdir tabii. Oradan 18 yaşında gelmek kolay iş değilmiş. Şimdi Türk daha iyi anlayabiliyorum ben. E, o meşhur taksi canlısını istiyorsun değil mi? O tanınmışlıkla ilgili, bilinirlikle evet. ilgili. Yıllar içinde o değişti tabii ama benim... E, ilk... Maçımı oynadım 1982'de, 82'nin sonu Ocak'ta, 83 Ocağı'nda şeydir. Bir maç oynadım sadece. Bu anlatacağım maçtan evvel bir maç oynamıştım. O zaman donanma kupası vardı. Devre arasında donanma kupası İstanbul'un dört kulübü. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Sarıyer arasında oynanırdı. Biz de, hatta o gün iki maç olurdu. Çok da zevkliydi öyle mesela. Fener, Fener Sarıyer oynamıştı, biz de Galatasaray'la oynamıştık. İnönü Stad'ı bildiğiniz gibi işte şimdiki Tüpraş Stadyumunda oynuyoruz. <laughs> Galatasaray'la oynadık. 2-2 bitti maç. Beşiktaş'ın 2 golünü de ben attım. Nasıl olduysa tabii 2 ben <laughs> Ondan sonra uzun süre atamadım 2 gol üst üste de. Bereket Eser abi vardı karede. Orada onun avantajı var. Eser Özaltın der, ona buradan selam söyleyeyim. E, hatta şey derim ona bazen. Ondan sonra beraber Eser Hoca'yla şey olduk. Amiltepe Fatih Hoca'yla beraber o dönemde. Hmm, yardımcı tamam. antrenör olduk. Bir gün böyle girdik. Fitness çalışıyoruz o kamp dönemi. Hoca'yla. Eser Hoca'yı dedi, oradaki fitness hocası var. Tanıyamadım dedi. Hocayı dedi tanıyor Ya dedim benim futbolumuza çok büyük katkısı vardı dedim tamam Hocanız mıydı? Yok dedim. Karşı takımın kalecisiydi dedim. Karşı takımın kalecisiydi dedim. <laughs> Futbolcu <gülüyor> olmamda büyük katkı o maçtır işte o. Çıktım gidiyorum yolda babamla gidiyoruz. Vapura doğru gidiyoruz. Ağaçlıklı yoldayız. Yine trafik sıkışık o zaman. 1983 olmasına rağmen yine sıkışık. Bir taksici böyle 40-45 yaşlarında tahmin ediyorum, hatırlıyorum. Ben de 18-18 yaşındayım. Cama açtı. Bilader dedi Beşiktaş maçı kaç kaçtı? Koskoca İstanbul'da <laughs> beni buldu yani. Tamam <laughs> <laughs> Jargon da bu bilader dedi. 2 i̇ki, iki abi dedim ben falan. Beşiktaş'ın gollerini kim attı dedi. böyle 5-10 saniye metin falan. Abi ben attım dedi. Abi ben attım dedi. ya <laughs> <laughs> adam Adam gibi soru soruyoruz kardeşim dedi. Çekti, <laughs> çekti, gitti. Hakikaten ama bunun belki gol atacağım. Bana soracak. Bunların üst üste bu tesadüflerin oluşması. Hakikaten o dönemi benim için böyle bir karikatür gibi bir anı oldu yani. Sinirlendi şey de gitti gibi. değil mi? Gitti tabii sen adam gibi soru soruyor. <laughs> ben de o zaman parlak 18 işte, yaşında <laughs> hakikaten formayı çıkardığım zaman yani inanılca o iki gol attığına bir adam değildik. <laughs> sarı genç 18 yaşında işte, bir çocuktuk. Ya, şimdi öyle bir hikaye olması mümkün değil. Araba, canti arabalarla ya da dışı takım otobüsü ha, Tabii, o, Siz tabii. yürüyerek dönüyorsunuz. E tabii sayılmaz. Formasını gibi babam dışarıda bekliyordu. <laughs> Elinden tuttum babamı neredeyse yani öyle anlatacağım. Babamla beraber gittik. Fafurizkes'e giderken bu olay gerçekleşti. Hatta çek şey, yani takım arkadaşınızla aynı evde kaldığınız dönemler. Ben o dönemler şöyleydi benim İzmit'ten gelen üniversite arkadaşlarımla kalıyordum. Kocaeli'nden gelen. Hatta çok da avantajım oldu yani bir şey, İstanbul şehrinde böyle tek başıma düşmedim. Bir öğrenci evimiz vardı dört arkadaş. O da İzmir'desin arkadaşlarımız. İşte ben de üniversiteyi kazanmıştım. O dördümüz kalıyorduk. O beni biraz İstanbul'a ısındırdı diyebilirim. Hani yalnızlık çekip çok farklı yerlere de gidebilirdiniz. Çok yaşadım bunu Anadolu'dan gelen oyuncular. Ama benim bu öğrenci grubuyla gelip orada bir üniversite evinde yaşamam beni biraz da gardımı aldırdı diyebilirim. Rızacı ta tamam. ki Abdülkerim Durmaz gelene kadar. Nasıl önce Abdülkerim abi mi geliyor? <laughs> Yok Abdülkerim de tam o öğrenci evinin olduğu dönemdeki arkadaşlığımız vardı da işte ta ki o döneme kadar Abdülkerim Durmaz gelene kadar. Arkadaşlar ne demek istediğimi anlar zaten. <laughs> kulüp tepki gösteriyor. <laughs> evet o zaman öyle şeyler olmuştu yani. Arkadaşınızı yasaklamak mı istiyorlar? Ya şöyle ki o Fenerbahçe'de Abdülkerim Durmaz. A Apo. O zaman evet. Apo, Abdülkerim Apo Hoca. Ben de Beşiktaş'ın oyuncusuydum. Ve, fakat mil takımında da oynadığımız için beraber, mil takımında için bir arkadaşlığımız gelişti aramızda. Yani çok ortak yönlerimiz vardı işte. ortak yönlerimiz vardı <laughs> kendi yani geceleri geziyorduk <laughs> anlamında değil. İşte aynı espriye gülebilen, bir takım ortak şeyler sağlamış arkadaş kişisinde. Bir iki arkadaş ama farklı takımlarda oynuyorduk. E, o sabah kahvaltını pek sevmezdi. Akşam yemeklerini sevdiği için Beşiktaş bana yasakladı <laughs> hani kahvaltıyla hani anlatamam Türkiye'nin Durmaz'ı. Bir akşam yemeğini anlatmam <laughs> lazım yani o yüzden. Gece çorbası. Şimdi öyle değil. Gece, çorba, gece çorbası, gece, çorbası, gece salatasıyla anlatabilirim. E, böyle bir hakikaten kulüp şey çıkarmıştı işte Abdülkerim bir arkadaş. Ben de o yüzden ben şöyle anlatıyorum. Apo yanlış anlatıyor. Şöyle anlatıyor. Onu söyleyeyim. Ben diyorum ki dedim ki hakikaten basın ben öyle hatırlıyorum yıllar geçti. Ya ben arkadaşımı kendim seçerim. Buna karışamazsınız diye bir demecim vardı. Vardı. Apotolojiye şey geldim bu şeyden yazıdan sonra dedi. Kapıyı çaldım açmadım oğlumsa. Bir kere böyle diyor bence egzajere ediyor olayı. Vallahi açtım <gülüyor> ben biraz <laughs> geç kalmış olabilirim. <laughs> o da böyle anlatıyor. Rıza Hoca ile aynı evde kaldın sonra mı? Yok. Rıdvan, Rıza Hoca hiç aynı evde kalmadık. Rıdvan Hoca bizim evde kaldı bir sene. Rıdvan Dilmen. Sonra Rıdvan Dilmen Rıza Celal aynı evde kaldı. Hmm. Ama bu... hep ayrı ayrı takımlardayız yani. Yani Rıza Celal Rıdvan abi yani bu şey hayal bile edemiyorum. Bir Galatasaray futbolcu, bir Fenerbahçe yani... futbolcu, Beşiktaş futbolcu aynı evde kaldı. Ee, Rıdvan Hoca o zaman Sarıyer'de oynuyordu. Bizde kaldı zaman. Bir sene şey bizde kaldı. Zaman zaman gelip gitti Rıdvan Hoca. Sarıyer'de oynuyordu o zaman. Ee, bir gün çıktı sabah, onu da anlatayım. <laughs> Galatasaray'a ben transfer alıyorum diye çıktı. Fenerbahçe transfer olup geldi akşam. <laughs> hani meşhur hikayesi vardır ya her gün Gürsay'ı yazar sonra artık bilindiği için söylüyorum. Ya Metin dedi ben Sarıyer herkes istiyor tabii Rıdvan Dilmen o zaman. Sarıyer'deki parlayan yıldız, Türkiye'nin parlayan yıldızı Rıdvan Dilmen. Sabah bizim evde kalıyor uyandık. Hadi hayırlı olsun dedim Rıdvan Hoca'ya. İşte gidiyor Galatasaray'la Şimdi Akşam geldi Fenerbahçe olarak geldi. <laughs> Çok şaşırmamışızdı. Ben şaşırmamıştım da. Ya ama bu enteresan olmuştu. Ya dedi Fenerbahçe'yi imzalttım dedi. Geldi yani Rıdvan olarak çıktı. Galatasaray'a giderken Fenerbahçe'yi olarak <laughs> bilirler ama bu olayı o yüzden anlatıyorum. Hani o dönemler bilirler, bilinir. En iyi birlikte oynadığınız en iyi 11 yapın desem kimleri seversiniz hocam? Kendim mi? Beşiktaş. Evet. Taş, Beşiktaş 11'i. Evet. Beşiktaş 11'i. Klasik o dönem çıkıyor çünkü bir 10 yıl o kadro oynadı. Şeyde. Ee, Tabii. Birlikte. Ve ben bugün bakıyorum bunu bilmiyordum yani açıkçası. Yılları tam söyleyemeyeceğim ama 10 yıllık bir süre üst üste Beşiktaş profesyonel takımı 5 şampiyonluk 5 ikincilik yaşıyor. Bunu bilmiyordum. 10 yıl üst üste. Şimdi şöyle düşünüyorum ya yani şampiyonlar ligi statüsü olsa biz o zaman şampiyon olduğumuzda aferin diyorlardı. Aferin bak ne güzel şimdi onun karşılığı milyon dolar oluyor. E şampiyon ligine ikinci olarak da gitme ihtimaliniz vardı o zamanlar. Hakikaten Beşiktaş şampiyonlar ligi statüsü olsa mali açıdan tabii doğru kullanılırsa çok güçlü bir kulüp haline gelebilirdi şimdi bugün baktığımızda. E, o iş öyle çok kolay değilmiş. Yaparken biz anlamıyorduk. İşte üç kere şampiyonluk süresinde biz oluyorduk yani... Çok sorgulayamıyorsunuz, içinde yaşıyorsunuz çünkü. Ama bugün dönüp baktığımda... Bugün dönüp namalüp şampiyon baktığımda City'lerin, Barcelona'ların... Çok üst düzey takımların... Namalüp bitiremedikleri ligi gördüğümde... Daha da değerli olduğunu, daha da zor olduğunu görüyorum. Ama o zaman dediğim gibi yaşarken bunu çok anlamıyorsunuz. Namalüp şampiyonluk hocam. Değil evet işte 48 maç yenilmemişiz falan onları anlayamıyorduk. Tamam 48, 48 gidiyorduk. O çıktı zaten oynayan çocuklardık. Ama geriye dönüp baktığınızda, bugün o durumdan baktığınızda o kadar zor iş olduğunu görüyorsunuz. 10 yıl ben vallahi bilmiyordum. Bakın canım bana şimdi bazı ilgilenmiyor Ben geçen sene falan baktım yani yanlış anlamayın. 10 yıl üst üste dedim. Hani sek üçüncülük yok. 5 şampiyonluk, 5 ikincilik var 10 yıllık periyotta. Zor işmiş dedim kendi kendime. Baktım. Nedir en iyi 11'iniz? Kalede Engin İpekoğlu. <laughs> Sonra Fenerbahçe'ye gider. <laughs> Sevgili Engin İpekoğlu. Olmazsa olmaz sağ beklediğiniz zaman Recep. Tabii Recep Çetin. Hı. Yani kaç yıl beraberdik? 8-9 oynadık herhalde 8 yıl Recep Çetin. Başka sahabe koyma mümkün değil. Zaten yıllarca Beşiktaş sahabe koymadan üzerine daha sonra ilerli yıllar ilkardan sonra buldu. Benim Liberova çift stoper Liberom da Gökhan Keskin de Ulu Güvenir ee, Gökhan Keskin çok amilli oldu ama Ulva bir kere bile amilli olmamış. bana, çok bana çok göre Türkiye'nin en çabuk stoperlerden biri olarak fark edilmemiş ve milli olmamış bir stoperdir. Recep Gökhan Ulvi Sol bek bulmaya çıkıyor. Kadir çıkıyor. O dörtlü çıkıyor. Recep Ulvi Kadir. Yani o dönemi bilenler ve ezbere sayılan kadrolar vardır ya arkadaşlar. Şimdi siz sayıyorsunuz ben görüyorum. işte Hikari, Kerem. <laughs> Nihat gibi söyledim İkari. <gülüyor> şey. ama şey, <laughs> çok güzel söylüyor Nihat Kahveci. İkari. İkari diyor ya ben onun gibi söyledim. <laughs> ezbere sayılan kalduydu Orta sahada da Rıza'yı merkez orta sahaya koyup Rıza Çalınbay'ı. Şifo ve yani Şifo Mehmet, Mehmet Özülek ve Sergen Yalçın orta sahası düşünüyorum şimdi koyduğum zaman kafamda. 4-1-2-3 gibi düşünün. Mecbur neyleri düştü Metin Ali Feyyaz yaptık Aa, tabii ya. Hocam. Hayır şöyle yap, mecbur yaptık tabii. tabii. Çok iyi yetenekli, çok özel, önemli bir var. Ferdinand geldi tabii ki res Ferdinand. Birkaç çok iyi yabancı oyuncular geldi yetenekli. Bunlardan biri Şeker Begoviç'tir. Bunlardan biri yani Mirkela'dır. Çok yetenekli oyuncular geldi. Birçok oyuncu çok katkı sağladı. Ama benim 11'im Engin Recep Gökhan, Yiğit Kadir, Rıza Sergen, Mehmet Özdökçü, Fome Mehmet, Metin Ali Feyyaz. Bizim verirseniz o üçlüyü koyduk yani. Nef tabii ki hocam yani. Benim koyu beraber oynadığım kadro bu. Yani çoğu Beşiktaşlı da. Ama en yetenekli kadro beraber oynadığım bir... futbolcu Sergen Yalçın. En yeteneklisi o. mu? En yeteneklisini onu gördüm. En çok katkı sağlayanı ve işte en performans sergileyen demiyorum ama en yetenekli yani o top ve sahada yapılabilecek işler anlamında baktığınız zaman bir işi bu kadar kolay yapabilen, bu kadar farklı yapabilen en önemli oyuncu Sergen Yalçın. Hemen fark ettiriyor kendini. Antrenmanda da, maçta da. Ee, mesela Rıza Hoca ile ters kutuplar mı onlar? Ne gibi? Yani şey, yani Rıza daha çok yani atom karıncayla lakabı Tabii. Ya. E çok farklı futbol modeli. Evet. Çok farklı futbol modeli. Rıza Hoca hakikaten bir e, adanmışlığın, bir inanmışlığın, bir ne diyeyim? Sımsıkı sarılmanın getirdiği olduğu bir futbolcudur. zayıf futbolcu doğmaz, zayıf futbolcu olur. Sergen futbolcu doğar, o ayrı. Ama ikisinde de büyük şey vardır. Burada görsellik, burada büyük bir emek. İkisi de çok değerli iki tane e, futbolda kavram yani. Kaptanlığı, liderliği nasıldırız avucunu? Çok iyi bir kaptandı. Bakın, şimdi o zamanlar e, baktığınız zaman, tabii burada farklı farklı şeyler vardır. Onlara girmeyeceğim ayrıntılar ama. Şimdi orada... Metin Ali Feyyaz üniversite üçlü olarak da gözükür. Üniversite mezunudur, evet. üniversitede okurlar, işte biter mezun oluruz. Zaten ondan sonra zaten kaptan olur. Samet abidir kaptan, işte Necdet abi daha sonra Samet abi ve... Samet abi bırakınca hemen direkt galiba Rıza Çalınbay olur kaptan. Orada baktığınız zaman işte evet. üniversite mezunu. Ama kaptan Rıza'dır. Bunlardan biri de ne Metin, ne Ali, ne Feyyaz... niye biz kaptan olmak demez çünkü lider oydu. O çok önemliydi. Bakın... Geçen bir pro uzun yıllar oldu Kaptan Köşkü diye bir program vardı Beşiktaş TV'de. O zamanlar Beşiktaş TV vardı. Evet, var <laughs> kaptan Köşkü diye bir program vardı. Beni de davet ettiler sağ olsunlar. Ben onlara şey yaptım. Ben kaptan değilim. Ben kaptan çıktım. Bir maça kaptan çıkmakla bir takımın kaptan olmak çok farklıdır. Bu Beşiktaş üzerinde konuşuyorsak kaptan Sanlı'dır. Kaptan Samet'tir. Kaptan Rıza'dır. Ben sadece kap maça çıkan 5-10 kere maça çıkmış bir kaptan bantını taşıdım. Ama liderliği ve kaptanlığı bu isimler taşımıştır Beşiktaş'ta işte yıllarca. Baba hakkıdan gelmek üzere başlayan şekilde. Yani Rıza Hoca zaten ondan sonra da teknik direktörlüğüne de herhalde etkisi oluyor o karakterin. Bakın dikkat edin. Ben ondan sonra dikkat ettim arada. Genelde kaptanlar Şenol Güneş gibi, Fatih Derim gibi, Mustafa Denizli gibi, Rıza Çalınbay gibi. Rıza'dan çıktık ya Rıza Doğru. Çalınbay'dan çıktık. Hepsi kaptanlıktan gelen antrenör, teknik adam tipleridir. Çünkü oyuncuday yönetmeyi o yaştan itibaren öğrenmeye başlarlar. Ve o yaştan itibaren oynamanın dışında bu ıı, takım yönetimde de başkanla ilişkiler yönetim... bunlara deneyimli gelirler futbolu bıraktıktan sonra. Bunu ben bunun bir şans eseri olduğunu düşünmüyorum. Rastgele bir sonucu değildir Şenol Güneş'in Mustafa Denizli'nin Fatih Terim'in Türkiye'nin ilk üç antrenörünün üçünde büyük kaptan oluşu rıza Çalımbay'dı buna ekliyorum. Şimdi Rıza Kaptan dediğiniz şey biz aynı evde kalmadık ama 15 yıl aynı odada kaldı kamplarda. 15 yıl boyunca hiç ayrılmadan. Sonra futbol bakıcı ayrılmak zorunda. <laughs> 15 yıl ama şöyle bir oda arkadaşım vardı Rıza sevgili Rıza Çalınbay'la. Hiç görüşmezdik oda. Görüşemezdik birbirimizi göremezdik. Rıza Çalınbay 10.30'da yatar. Ben gece 1'de gelirim odaya. Rıza uyumuştur. O sabah 7.30'da kalkar ben 11'de kalkarım. Böyle bir oda arkadaşlığı. <laughs> Birbirini hiç görüşmeyen oda arkadaşlığı yaptık 15 sene. O kaptan kaptan Hep mi disiplinliydi hocam? Tabii hep yatacağı Her saat zaman. belli, sabah kalkacağı Tabii belli. O, onu, onu o kadar adanmışlık ve karar verilmiş bir hayatı vardı ki, karar vermiş hayatı vardı ki bunu birebir e, uygulayan bir kişidir e zaten. Hocam hiç yani. mi aklı çelinmez? Yani acayip bir e, Beşiktaş'ın kaptanısınız. Her şey çok iyi gidiyor. Beşiktaş şampiyon oluyor ve çevresinde bir milyon tane uyaran vardır. Hı -hı. Olumlu, olumsuz. İnsanın bir yerde aklı çelinir mi diye bir var. Ben bir vardır, kere çeldim. <laughs> Bir iki tane oldu. Bir kere çaldım. Bir şampiyonlukta ona bir tek rakı içirebildim. Ve gazeteye nasıl çıktı biliyor musunuz? Rıza Çalınbay kör kütük. Ama... küfeli Küfelik oldu diye çıktı gazeteye. Sırf beni kıramadığından şu kadar şey yap. Bir daha da hiç <laughs> içmedim. Çünkü ben hep şampiyon olacağımızı bilmiyordum. İlk şampiyon olacağımızı Ha bir her işte her şampiyondan sonra içecek miydin? <laughs> yani, Tüm senin yüzünden o dedi o. mi peki? Bir kere de beni odaya almadı. Sanki bir şey gibi. Ya, <laughs> çok kızdı bana bir gece. Kamptayız evet. Almanya'da. Kızdı bana kızıyordu. Sofla şakalar falan yapıyordum bazen evet. <laughs> espriler <laughs> yapıyordum kızıyordu. Gece odaya almadı. Ben lobide yattım şeyde kampteyken tabii. Böyle bir 15 yıl arkadaşlığımız oldu arkadaşlar. Anılarımız bunlar odada <laughs> ama. Dediğim gibi yani, de, aynı odadan kalıp da buradan çok sevgiler. Hatta geçen gün bak bir hafta önce hatta konu da oldu. Ben Rıza hakkında bir şey söyledim. Rıza Çalınbay'ın antörlüğü hakkında bir işte 3 maçla onu görevden almak Seba'da. Olmaz. Yani. Seba'yı Seba da Önder Hoca söylemiş de ben bundan sen yeni Seba tabii değil oradaki simgesel şey. Yeni seçecek başkanların sayın işte kimse seçilecekse. Onların böyle bir Beşiktaş figürünü bakın antrenörünü falan demiyorum Beşiktaş. Ben yani Beşiktaş figürünü 120 yıllık tarihindeki en çok forma giyen o formayı en çok giyen anını teknik direktörlüğü yapan bir oyuncusunu 3 maçta gönderemezsiniz. Bakın hiç anlaşmayabilirsiniz açalım Çalınbay'la. Raja açalım bakın performansını görüp beğen bir ayılabilirsiniz, yollar ayırabilirsiniz. Ama 3 maç sonra Raja açalım hadi bir diyemezsiniz. Beşiktaş tarihi diyemez. Onu demek istiyorum. Yoksa bir şey işte vay işte başkanları baskı. Ne baskısı? Ben ben kendi penceremden bir Beşiktaş hikayesi anlatıyorum. Ha olur olmaz. Beşiktaş Rıza Hoca belki çok başarılı olur. Belki ben eleştireceğim başta. Bakın bunları dışında bir şey. O yüzden de şöyle dedim ona sabah aradım. Sabah 9'da yürüyüşte. Sabahları 7.30 beni sabah uyandırından güveniyle arıyorum hocam dedim. <laughs> Ben kalktım yürüdüm bile dedi. <laughs> sabah İlk defa böyle bir görüşme böyle bir görüşmemiz oldu, konuşmamız oldu. Da 9 işte, aranır bir insan sabah 9.30'da. Ama adam altta kalkmış yine klasik o disipliniyle kalkmış yürüyüşünü yapmış. Gelmiş ben çoktan yürüdüm geldim dedi ben de yürüyüşüm sabah. Hala disiplin, 4, hala disiplin devam. hala yani. Hocam iki anınızı merak edeceğim. Bir bu hakeme söylediğiniz Heh, onu santra konusu. Mi? Ya o nasıl geldi aklıma benim bilmiyorum. Maç Bursa maçı kupa maçıdır. standında oynanır. 3-0 mağlup. 2-0 mağlup da 3. golü yedik. Hakem geldik. Bize göre büyük haksızlık yapıyor klasik tabii. Önümüz kesiliyor. Organize operasyonlar var. <laughs> Biz o zaman de, Hakemi kötü yönetiyoruz. Öyle bir şey düşünmüyorduk otobüsler. Ben de Santra'ya geldim. Başlayacağım. Bilir üçte. Sinan Engin de 60 bize hakem. 10 kişiyiz aynı zamanda. Aa. Kırmızı kart görmüş. Nereden aklıma gelse rakip oyuncu varken. Oyuna başlanmaz diye bir kural vardır. <laughs> Ben ama rakip oyuncu falan demedim hocaya. Dedim ki hocam sağınıza geçin başlayayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki Metin ne diyorsun? Dedi işte bak böyle kibar gelişiyor diyaloglar. <laughs> dedim sağınıza geçin başlayayım dedim. Geçin baş... Bak atarım metin şimdi. <laughs> <laughs> hocam bir şey demiyorum dedim ben. Size bir hakaret demiyorum dedim. Sağınıza geçtim başlayacağım. <laughs> <laughs> ya bu 4-5 kere tek kalmadı geçti hocam. <laughs> geçti. Allah var sağ olsun atmadı da. Ama çok kibarca gelişiyor muhabbet. Hocam geçin sağınıza başlayayım diyorum ben. Öyle bir hakaret, hakaret yok. yok. Hakaret yok. ama Tabii atmaya yok. değer esasında bu herhalde. Evet, sağ zekeceğim. olsun böyle bir onun da şeyliği hoşgörüsüyle kırmızı kart çıkmadı belki ama bu diyalog doğru doğrudur. Sonra meraklısı varsa 3-0 yenildik, kendi sahamızda yenildik. Bursa'ya gittik 2-0 yendik ama elendik oturdu Bursaspor'a. O zamanın Bursaspor çok önemliydi. Orada maç kazanmak falan çok zor işti. Tabii. Hocam bir de e, bu Euro 2008'de teknik ekibimizde siz varsınız. Çok önemli başarı. Tarihimizin en önemli başarılarından biri. İki tane seyir Yani şey olarak dünya de, kupası Derece olarak. Derece kalır. evet. Ve Euro 2008 siz varsınız orada. Bazıları diyor ki sizin akreditasyon kartınız sayesinde Euro 2008'de. Bunlar eden mi var? <laughs> hani Fatih Hoca falan taktikler mi bu, Nedir öyle, o? Bu, 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 totemlerdir. Bu futbol totemlerle yaşar. Hocanın sporcu. bir totemi var arkadaşlar Euro 2008'de. Yok, <laughs> her, spor, her futbolcunun vardır arkadaşlar. Bakayım. Rıdvan Hoca ile mi? Yok Rıza Hoca ile. Ben böyle bir top oynuyormuşum ya. <laughs> ben nasıl oynuyormuşum <laughs> Şimdi gördüm resmi. Gözüküyor mu bilmiyorum. Görüntüde mi bu? Gelir. Görüntüye gelir. Görüntüye gelir. gelir. Ee, o hala Beşiktaş dergisi okuyor. Bakın hoca orada değil mi? Beşiktaş dergisi okuyor e, ee, şey. Akreditasyon. Bütün sporcularda bu vardır. Daha sonra diğer branştaki arkadaşlarla da konuşuyorduk böyle yani var mı yok mu biz bize özgü. Hayır bütün sporcunun var. Tabii ki herkesin temin inançları vardır. İşte dini inançları, işte duaları bunların dışında bir şey söylüyorum. Yoldayken bir şeylere inanmak, bir şeylerden güç bulmak. Hani bir, o yolda ana bir şey değil yani o yolda ilerlerken herhangi bir şey olabiliyor bu. Ben de işte 2008 kulübedeyim ilk maçı 2-0 kaybettik. Portekiz'e. Hemen dedikodular başladı tabii. <laughs> Tek direktör O gidiyor bu geliyor hemen kulislerde başlamışlar. İkinci maçta İsviçre maçı. Güneşli bir hava. Nefis bir şey. Gökdeniz oynatıyoruz, tümen oynatıyoruz. Bir yağmur beş dakika sonra Gökdeniz en şey boğulur. Ya yani boğuldular zaten ilk tarafı boğuldular tümenle Gökdeniz. Nasıl bir yağmur? Su gitmiyor top falan. İşte arası bir değişiklik falan yapıldı. İşte Marko gitti hatırladığım kadarıyla. Her neyse. Maçın 60. dakikası falan. Yanılmıyorsam o dakikalar. Ben de akreditasyon kartı var. Önemli yani. Çünkü UEFA çok önem veriyor işte bana. Yere düşmüş şeyden. Kartın içinde. Gidim, aldım. Semih golü attı. 1-1 oldu. Tamam mı şimdi? Eyvah. Hemen bıraktım. Çek kağıdı. Ya. <laughs> <laughs> ne alıyorsun? oyuna girmiş kağıt. akreditasyon kağıdı oyuna girmiş. Golü atmış. 87-88'de 87. bir de Arda'nın golü oldu yanılmıyorsam. 2-1 kazandık İsviçre başında. Müthiş bir sevinç falan. Ben hemen aldım. Arkadaşlarım kartını koydum. Ondan sonra çek maçı. Çek ya. Başladı işte. Gruptaki son maçımız. Kesin galip gelmemiz lazım. 60-65 galiba. 2-0 mağlubuz. İlk yarıda 2-0'a geldi. Bir de adamlar %100 kaçırdı falan. 3-0 bitmiyor. Çok da iyi. İyi oynamıyoruz yani. Hemen geldi aklım akıllı sınıf Çıkardım yere attım. <gülüyor> 78 Nihat <laughs> 80 Arda işte 87. dakika bir Nihat'ta 3-2 kazandık. Şey. <laughs> ya nasıl bir sevinç işte meşhur Nihat Kaleci'nin müthiş golü. Şeyin, meşhur Kaleci kimdi Çeklerin? Peter Çek. Peter Çek'in hataları falan de. her şey kart yapıyor her şey. <laughs> Peter Çek elinden kaçırıyor Arda, Arda gol atıyor bak daha ne yapsın kart yani. Arda'ya sallayabiliriz Arda Tuğra'ya sallayabiliriz. Arda, Tuğra Arda bir de gol atıyor düşün. Şey kazanıyoruz 3-2 kazandık Çek maçını. Ondan sonra büyük bir sevinç falan odaya gittik ben kağıdı unuttum orada modası. Bir geldi aklıma koşarak gittim falan. Baktım duruyor kağıt aman koydum hemen onu oraya. Aman olmaz çeyrek final. Hırvatistan. Maç başladı İşi işi garantiye aldım. Daha birinci dakika kağıdı attım yere. Yani. <laughs> <laughs> Neden bekleyelim? Neden bekleyelim ya Madem böyle gol iş hiç olmazsa çabuk çabuk olsun diye. Attım birinci dakika abi şey. 90 dakika gol yok 0-0. Belki 0-0'ı da tabii sağlamış olabilir onu <laughs> bilmiyorum. Çünkü Hırvatlar kaçırmıştı net golü. 119. dakika şey. Hırvatlar golü atar zaten o hikaye nasıl bir hikayedir anlayamam. Senin bir sorun var onu anlatacağım. 120'de semi, penaltılar. Ben heyecanla gidiyorum. Onu da hiç unutamam da onu ekleyeyim diye anlatıyorum. Rüştü, Rençper kalede o zaman Rüştü'ye gittim. Rüştü, Rüştü ben nasıl heyecanlıyım? böyle yaptı Rüştü bana. Biraz sonra kaleye geçecek. Ya, profesör buydu da bunu anlayabiliyorum. Neden Rüştü olduğunu da anlayabiliyorum. Kalecinin sakinliğini. Sakin ol dedi ya iş biz de kazandık dedi. Aa. Bak daha penaltılar başlamış ben böyleyim. Zaten yerinde duramam ya o zaman daha da heyecanlıyım böyle bilmem ne. Ben sakinleştim yani onu sakinleştim ben sakinleştim. Hakikaten düştü kurtardı adamlar kaçırdı ve e, yarı final hakkı kazandık. Bu seferki Sevinç tabii daha da felaket İçeri girdik girdik her neyse çıktım kulübede yok ki artık. Yalvardım orada çocuk var kırmadı beni. Toplamış bütün çöpleri. Çöpleri devirdik. Aa. Bak iki tane böyle bidon. Bak inanmışlığa bak ben de kağıda inanmışlığa bak. <laughs> o ara ben Tuncay Arda'ya, Rüştü'ye falan inanmıyorum. O kağıda inanıyorum. Fatih Hoca'ya falan değil. Benim inandığım o kağıt yani. Şey, Aktualizasyon kartı. <laughs> yok abi. Olamadık. Almanya yarı final maçına akreasyon kartsız çıktım ben. Şeysiz, o kartım tutuk. Şimdi tutukamı. anlaşıldı. 3-2. 2-2'den döner mi yoksa o maç düşünse 3-2'ye dönüyor. Ve hakikaten bu gerçektir. Aksesyon kartı yok. Ve Almanya 3-2 kaybettik. Final şansımız gitti. <laughs> Ya totemleri anlatıyorum. Tabii ki bu işin esprisi ama oradaki o inanç size yolda bir şey bağlanmak bir sporcunun, futbolcunun herhangi bir branştaki bir şey çok önemli bir e, şeyidir. Gerçek değil. Böyle bu iş. Ama hocam bir yani özür Pep Guardiola de... 8, 8 maçı üst üste aynı gravatla gördüm mesela. normal mi? bayılıyor mu o gravata? Yani. O, o, galibiyeti sevdiği için o gravat var orada. <laughs> Daha ne ne birçok hikayeleri vardır bunların herkesin yani. Tabii. Benim inandığım o şey hikayesi beni yarı finalde yalnız bıraktı. Şey çok acayip ama Hırvatistan maçı gerçekten 119-120. Saçma sapan bir şey. İş ya. bitmiş. Ya orada o maçta Semih'in oyuna girmesi. Tabi. Onda şeyiniz var ya mı? Biz bitti zaten bak şimdi çocuklar oynuyor oyunu ama siz kulübede bitiyorsunuz. İşte oluyorsunuz. Ben Eser Hoca'yla hatırlıyorum. İşte eski sevgili Eser Hoca'yla, ile Eser Özaltın beraberiz. O da kaleci antrenörü gol yedik. Konuşuyoruz ya işte buraya kadar falan derken uzun top Hamit falan düştü. Sevifi vurdu 1-1. Ya acayip bir şey tabii. 30 saniye içinde düşünüyor musunuz? Yıkımla tepeye çıkışı saçma sapan bir duyguydu o yani. Orası acayip bir şeydi. Voli tekniği severek izliyoruz. Sizin yeni bir programınız başlıyor bu arada. İzleyicilerimize evet. de söylemiş olalım. Evet. Ee, Metin hocamız da e, fikirlerini daha gündemi Haftanın, yorumladı. Evet, haftanın, haftanın gündemi daha yorumladı. gündelik, ya yani tamamen teknik değil, bütün kavramıyla şeyiyle etrafıyla evet. futbolu yani o biraz daha konuştum. sert bir metin tekin programı geliyor. Sert değil, daha keskin. 59, keskin şey değil, daha daha net, daha net e, fikirleri, doğru veya yanlış, yanılır ve doğru gidiyor. Onu bilmiyorum ama hakikaten düşündüğü fikirleri net anlatan bir metin tekin programı olacak. Siz gönderirsen de nasıl tanıştınız hocam bu arada? Niye mi tanıştık? Nasıl? nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ha, direkt bana soruyorsan niye tanıştın? <laughs> Nasıl tanışmanız? Sevgili ben Önder Özen'le yani NTV'de tanıştık. NTV'de. NTV Spor'da tanıştık. Hep Aa, beraber tanıştığımız NTV gibi. Spor'da. ben sizle doğru tanıştım. <laughs> NTV Spor. <laughs> rahat rahat yok NTV Spor. Rahat rahat söyleyebiliyoruz. Rakip değil ya artık evet. NTV Spor. Hakikaten çok güzel bir televizyondu Fuat Aktağ'ın yönetiminde. işte evet. Şahin'in sahibi oldu. Şimdi dijitalde arkadaşlarımız güzel şeyler yapmaya Yapıyorlar, devam ediyorlar. Tabii ki, tabii ki ama Televizyon ekranı olarak spor çok önemli bir şeydi spor ıı, ekranıydı. Orada tanıştık yanından. Sonra Ersem ama ben yani ben daha doğrusu ben orada tanıştım. Önder Hoca benden 3 sene evvel tanışmış. <laughs> Antalya'da antrenör kursunda tanışmışız. Aa, aa, aa. <laughs> antren <orayı anlatıyorum. gülüyor> Yine Can Bartu hikayesi gibi <laughs> oldu. Hayır. Ben ben hatırlayamadım olmadı. Ya yani şeyden olmadı. O, kurstaydık çünkü. Ya e, kalabalık 30 kişilik bir kurs. Önder de sonra hatırlattı bana. İki yıl sonra tanıştı. Hoca dedi iki yıl bak tanıştı. İki yıl sonra bir sene dedi. Beş yıl önce tanışmıştık dedi. <laughs> o kibarlığı iki yıl sürdü hocamın. Program arkalarını keşke çekip yayınlasak arkadaşlar. Sürekli böyle bir e, tatlı atışma halinde. Bir atışma değil mi? Önder ee... Ama hakikaten etkilendim. Çok etkilenmiştim tanıştıktan sonra da. Futbol bakın. Futbolu bilebilirler. Futbolda teknik adamda çok başarılı olabilirler. Tabii ki en değerli olan bu işi yapmaktır. Yapandır en değerli olan mağlubiyeti de galibiyeti de e, riskini alandır yaparlar. Yorumcunun böyle bir misyonu yok. Ama futbolu ifade etmek, futbolu anlatmak, futbolu tanımlamak daha başka bir hikayedir. Antrenörlükten teknik adamlıktan. İnanın çok daha farklı. Daha kesinlikle önemlidir. Önemli olan o işi yapmaktır. Değerli olan o işi yapmaktır. Kazansı da kaybetmese de, de. O riski şeydi. Çok güzeldir. Teodor Roosevelt'in bundan 150 yıl önce bir üniversite konuşması. Yapanla eleştirin arasındaki farkı anlatan. Harika bir konuşması vardır. Bunu tavsiye ederim meraklılarına. E, çünkü teknik adamla basın arasındaki hikayeyi çok iyi orada görebilirsiniz. Yapanla eleştiren. eleştiren evet, Neyinler çok, nasıl çok iyi. olacağını değil, o riskleri göz alıp yapanlar arasındaki farkı anlatır. Ama yorumcuda kendi işe çok değerli bir iş olmuş diyorum. Oradan önden üzerine geliyorum. Hakikaten oyunu, futbolu bu kadar e, güzel tarif eden bir yorumcuda karşılaşmamıştım bugüne kadar. Tabii ki vardı ama eee en iyilerinden birinin de Önder Özen olduğunu gördüm. Öyle tanıştık. Yoksa tanışmaz mı ben? Çok şey güzel bir futbol yorumluyordu. <laughs> <laughs> Yok. E, çok da değerli dostum oldu 10 yıldır 12 yıldır yani. O buradan da Evet, selam şey hocam. Daha yeni program bitti <laughs> Değil mi? <laughs> hocam Fasak son biz... bu bölümün son sorusu olsun tamam. o zaman. Hayatınızda gelen, hiç beklemediğiniz anda gelen ve sizi en mutlu eden an nedir? İşte bu Kıratistan maçı. Bakın çok şey gelebilir. Hayatta işte birçok anlar vardır ama bana tak diye vuran odur. 119'da gol yiyorsunuz. 119.45'te golü atıyorsunuz. Bakın daha çökmeden bak ayakta düşünün. Şuraya yere değmeden tekrar en yükseğe fırlıyorsunuz. Ya yani ben o andan daha farklı bir anında değişen başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet yani maç 0-0 bitsin sevinmeyeceğiz. Ya tabii canım o başka bir şey. Ha bir de coşkuyla gittik penaltılara. Tabii ay bir, de 119'da atı yiyip atıyorsun ya. Bak şunu çok iyi hatırlıyorum. Bil için bana. Adam dağıldı. Bana diyor ki nasıl oldu diyor. Ben bilmiyorum diyorum ben de. Ne dediğim adama Böyle de. soruyor bana. Yani şey. Bilmiyorum diyorum ben de ne yani oldu. oldu. Çıkarken şeyi gördüm ben yardımcı antrenörüydü. Sarışın Kayseri'ye geldi ya meşhur orta saha. hiç ki Bitmedi o sigarası ya. Ben üçüncü paketi Tamam böyle yapıyor. Kafasını sallıyor. Bak çekiyor. Of. Çekiyor. Aradan bir buçuk saat geçmiş ya. Anlayamadılar. Hakikaten çok farklı. Çok Çok şok edici hocam. Çok şok ediciydi. Benim anlar arasındaki bu kadar oynayan şey şeydir. Sportif bir olaydır ve bu Kıratistan maçıdır. Hocam ağzınıza sağlık. Ee, Pepsi'nin sunduğu Acayip Show'da ilk bölümü noktalıyoruz. İkinci bölümde biraz daha hayata dair, biraz daha eğlenceli haberleri, konuları, gündemi değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Hepsinin sunduğu acayip şov devam edecek. <laughs>